Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağfirullah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Evet arkadaşlar, yine bugün gündemden bir mesele üzerine bir parça sarf-ı kelam edeceğiz. Haddimiz olmayarak aklımıza gelen bir şeyleri paylaşacağız. Mevzumuz 104 amiralin bildirisi. Gerçi siyaset konusu çok anladığım bir konu değil. Çok da okuma yaptığım bir konu değil. Ama bu konuya dair, belki bu konunun bir veçhine dair birkaç şey aklıma geldi, söylemek istedim. Belki izleyenlere faydası dokunur, bir bakış açısı kazandırır en azından. Öncelikle şöyle bir noktadan başlamak istiyorum. Türkiye'yi Türkiye üzerinden değerlendirmek lazım. Bana öyle geliyor. Bazıları Avrupa'ya bakarak veya Amerika'ya bakarak veya işte başka bir demokrasi düzeyine bakarak Türkiye'yi değerlendiriyor. Dolayısıyla normaller, anormaller değişiyor o düzeyde değerlendirdiğiniz zaman. Ölçüleriniz değişiyor. Böyle bir şey Amerika'da olsa ne olur? Belki çok Amerikalılar bundan huylanmaz, rahatsız olmaz. Devlet de bundan etkilenmez. Kimse de endişe etmez. Veya Avrupa'da olsa, Avrupa'nın bir ülkesinde olsa belki orada da böyle endişeler kaynaklanmaz, doğmaz. Sorunlar olmaz. Ama Türkiye gibi daha en yakın teşebbüsü 6 sene önce atlatmış, 5 sene önce atlatmış bir devlette böyle toplu bildiriler olduğu zaman asker kökenlilerin beraber bir şey yapması elbette endişelere sebep oluyor. Dediğim gibi Türkiye'yi Türkiye üzerinden değerlendirmek lazım. Türk halkının, Türkiye halkının psikolojisini de kendi tarihi üzerinden değerlendirmek lazım. Yani böyle gece yarısı bildiriler yayınlandığı zaman biz hemen olumsuz şeyler düşünüyoruz. Meral Akşener de kendi konuşmasında bu noktaya dikkat çekmiş. Yani doğru bir şey söylemiş. Yani bizim bir hatıramız var, bir hafızamız var. Tevafuklar, denk gelişler, tekrarlar olduğu zaman elbette korkularımız da tekrar ediyor. Ve bu bildirinin gece yarısı böyle topluca yayınlanması da, yani altında bu kadar imzayla yayınlanması da elbette kamuoyunda ister istemez geçmişe dönük endişeler, korkular oluşmasına sebep oldu. Biraz da öfkeye sebep oldu. Bunu da anlamak lazım, yani halkın öfkelenmesini. Çünkü dediğimiz gibi 15 Temmuz daha şurada 5 sene 6 sene olmuş. O kadar insan ölmüş, yaralanmış, bu kadar sarsmış ülkeyi. Efendime söyleyeyim, hala mahkemeler devam ediyor. Hala yaraları iyileşmeyenler var gaziler içinde falan. Acı çok taze yani. Bu konuda sadece sivil tarafa falan böyle hemen işte bu onlar çok büyük hizmet görmüş insanlar, bunlardan niye şüpheleniyorsunuz diye tokat atmak değil. Biraz o insanların da makamlarınca davranması lazım. Yani kimse devlette şu bu makamı işgal etti diye halkı endişeleneceği şeylere sevk etmemesi lazım. Önce onun düşünmesi lazım yani bence. O yüzden ilk başlık olarak bunu söylemek istiyorum. Türkiye'yi Türkiye'nin tarihi, Türkiye'nin psikolojisi, hafızası üzerinden değerlendirmek lazım. Bu olayı oradan tarttığınız zaman devletin şu an gösterdiği, hükümetin şu an gösterdiği refleksi tuhaf bulmuyorsunuz. Hatta sadece hükümetin de değil, muhalefet partilerinden de bazıları sert tepki gösterdiler. Kamuoyu dernekleri falan vesaire, sivil toplum kuruluşları da sert tepki gösterdiler. Bunun o hafızayla bir ilgisi var. Yani bu bildiri ne çağrıştırdı? Darbeleri çağrıştırdı, o kötü zamanları çağrıştırdı. Yolundan şaşmış askerlerin yaptığı bad işleri çağrıştırdı. O yüzden tepki buradan doğdu. Yani asıl noktayı kaçırmamak lazım. Bizim kendimize özgü bir hafızamız var. Bu hafızanın tetiklediği duygular var. Peki bazı siyasiler bu olayı şey olarak ele aldılar. Ya bunlar zaten emekliler, bunlardan bir zarar gelmez. Niye bu kadar korkuyorsunuz falan filan. Ben o kadar şey düşünmüyorum. Hani Putin'in bir sözü var. Kendisi eski KGB ajanı olduğu için diyor, bir KGB ajanı asla eski KGB ajanı olmaz diyor. Bizim TSK'da da öyle bir şey var sanki.
hepsi için söylemeyelim, tabi genellemeyelim ama eski asker olmak biraz bazılarında zor oluyor niyeyse. O görevi terk ettiklerini, o görevi bıraktıklarını kabullenmek istemiyorlar. Ha, adam emekli olmuş da hiç mi siyasette görev alamaz? Alabilir, parti üyesi de olabilir, işte aktif siyaset de yapabilir. Ama bunun dışında sanki şöyle bir şey de oluyor. Hala askerliği varmış gibi davranıyorlar. Ya da ondan kaynaklanan yetkiler, etkiler hala onlarda varmış gibi davranıyorlar. Tabii bu da devlet hiyerarşisi anlamında sorun. Çünkü onların görev tanımları devlet içinde yok. Devletin onları alıp görevden alma veya işte başka bir yere atama şu bu şeyi de değil. Dahil de değiller yani devletin hiyerarşisine ama devlete karışıyorlar. Bu da tabii bazı sıkıntılar doğuruyor. Ne tam siviller ne tam askerler gibi bir şey oluyor yani. Şunu da unutmayalım. Talat Aydemir darbesi. Biliyorsunuz Talat Aydemir ilk darbesini görevdeyken ikinci teşebbüsünü ise emekli edildiği zaman gerçekleştirdi. Yani hiç emekliyim, benim ne işim var bunlarda, benim hiçbir zararım olmaz falan demedi. Hatta onunla beraber girişim içinde bulunanların da çoğu emekliydi. Şurada da dikkat çekmek istiyorum. Harp okulu öğrencileri Talat Aydemir emekli olmasına rağmen ona selam veriyorlardı. Yani demek ki orada iç hiyerarşide de devletin verdiği kararı tanımama gibi bir durum vardı. İşte bu da mesela hafızamızın bir bilgisi. Şimdi bu da dururken, böyle devam ederken, hatırlanırken herhalde daha dikkatli olmak gerekirdi. 1960 darbesini de hatırlayalım. 1960 darbesinde darbenin girişim aşamasında olmasa da daha sonra emekli bir general tekrar uçakla alındı, darbenin başına geçirildi ve sonra cumhurbaşkanlığı yaptı. Bakın emekliydi ama dahil oldu sürece, sonradan da olsa dahil oldu sürece. Yani bu emeklilik, görevde olmak bunlar karışık işler yani biraz şeyde. O darbeler tarihine baktığınız zaman kim emekli kim değil, emeklilik ne kadar emeklilik, içeride olmak ne kadar içeride olmak bunlar böyle biraz soru işaretli kalıyormuş gibi bir durum var. Cumhuriyet mitinglerini hatırlayalım. AK Parti'nin iktidardaki belki 6. yılında falan mı başladı? Tam hatırlamıyorum tarihini. Yani o mitingler süresince mitingleri organize eden derneklerin başkanları, başkan yardımcıları falan vesaire böyle konumda olanlar yani ön planda olanlar, organizatörler çoğu asker kökenliydi. Ve bunu saklamıyorlardı da yani çıkıp meydanlarda konuşma yapıyorlardı, açıklama yapıyorlardı. Ve yine hatırlayalım o mitinglerde ordu göreve pankartı çok açıldı. Çok da tartışıldı bu konu yani. Fotoğraflarını kolaylıkla Google'da bulabilirsiniz. Yani bunlar güya sivil mitinglerdi. Devletin yanlış yöne gittiğini düşünen insanların hareketiydi. Ama orduyu göreve çağırıyorlardı. Ve bunu açıkça yapıyorlardı yani böyle saklayarak falan da değil. Pankart açarak, dile getirerek yapıyorlardı. Ve organizatörleri asker kökenliydi. Biz bugünden o güne bakarak söyleyebiliyoruz ki hani bunlar darbelerin sivil ayağını oluşturmak için yapılan çalışmaların parçasıydı. Yani böyle bir tarafı da var. Darbe hop diye olmuyor. Onun sivil ayağını, zeminini de oluşturmanız gerekiyor. Belki yoklamalar yapmanız gerekiyor. Halk nasıl tepki verir? Değil mi mesela 15 Temmuz'dan bugüne 5-6 yıl geçti. Acaba halkta bir tepki değişikliği oldu mu? Ekonomi falan iyi gitmiyor. Bir balans ayarı yapalım, bir kontrol edelim bakalım. Belki de o kadar karşı değillerdir artık. Acaba bu mu? Belki bunu da düşündürdü yani. Bu açıdan ben dediğim gibi hükümetin bildirileri önemsemesini önemsiyorum. Yani doğru bir şey yapıyorlar. Görmezden gelmiyorlar, kendi haline bırakmıyorlar, bu işi peşine düşüyorlar. O açıdan ben Erdoğan'ın konuşmasını da beğendim, haklı buluyorum. O insanlar birebir çok yerlerde bu dertlerini dile getirebiliyorlar. Varsa endişelerini, varsa eleştirilerini dile getirebiliyorlar. Ama böyle topluca, hele Türkiye'nin hafızasına sahip bir ülkede böyle bir şey yapmak ister istemez. Hani kendilerine ne kadar biz bunu kastetmedik deseler de ferasetli, basiretli olanların gözünde dur bir işe, o işe bir bakalım refleksi doğurmalı. Doğurmuyorsa yanlıştır, doğuruyorsa doğrudur. Bu açıdan ben hükümetin tavrını da doğru buluyorum. Üzerine gitsin, korkmasın yani böyle şeylerde. Korkarsa Menderes gibi olur.
Yani Menderes'i biliyorsunuz kaç defa darbe ihbarı kendisine gelmiş. Bu hani artık belgeli, ispatlı. Hatta subaylar bizzat ihbarda bulunmuşlar. Hani darbenin içinde yer alan sonra vazgeçen subaylardan itirafçı olanlar olmuş. Ama Menderes'in tavrı merhumun hep şey. Hani ordu bu işi kendi içinde çözsün. Bu ordunun ayıbı. Büyütmeyelim falan. O da biraz işte öyle naif karakterliymiş demek ki. Ama görüyorsunuz sonunda onun sonunu getirdi bu. Cenab-ı Hak rahmet eylesin yani. Aynı hatanın tekrarlanmaması adına da hükümetin bu noktada teyakkuzda olması, bizim de kendi demokrasimiz, milli irademiz adına teyakkuzda olmamız doğru. Gösterilen refleksler yanlış değil. Tabii çok aşırıya da kaçmamak lazım. Yani korkmamak lazım, o kadar dipten de bir korku çekmemek lazım. Nihayetinde verilecek bir canımız var. Teyakkuzda bulunmalı ama devlete de güvenmeli yani. Devlet yapılacak hamleleri biliyordur diye tahmin ediyorum. Bir de şey olayını hatırlatmak istiyorum. Tansu Çiller'in Erbakan'la ilgili 28 Şubat'ın yıl dönümünde en son açıklamaları oldu. Bayağı da gündemde döndü. Orada Tansu Çiller de Erbakan hakkında şey dedi mesela. Hani ordudan o kadar ileri gitmesini ummuyordu. Yapmazlar bu kadar da yanlış yapmazlar. İşte bizim de çok faydalı hizmetlerimiz var, bunları görüyorlardır. Herhalde bunları da yabana atmazlar. Çok iyimserdi, iyi niyeti düşünüyordu. Ben ona göre daha şeydeydim diyor, yani tetikteydim. Üzerine gitmemiz gerektiğini düşünüyordum. Hamle yapmamız gerektiğini düşünüyordum diye beyanları oldu Tansu Çiller'in. Merak edenler o röportajı YouTube'da aratıp bulabilirler, izleyebilirler. Bu da gösteriyor ki doğru tavır alttan almak değil bu işlerde. Bakın Erbakan da aynı şeyi yaşadı. Sadece Menderes merhum değil. Erbakan da hükümetten indirildi. Alttan alarak bu noktaya geldi. Erdoğan niye 20 senedir başta, neredeyse 20 yıldır? Alttan almadığı için. Yani orada izzetli durup herkesi, mesela alttan mesaj vereni yüzüne çıktığı için planları bozuyor, perdeleri yırtıyor, maskeleri indiriyor. Bu tutumunu değiştirmemesi lazım. Ben o yüzden destekliyorum, yani bunları da küçük görmesin. Küçük gören siyasetçiler var mesela, yeniler, yeni parti kuranlar içinde. Eski AK Partili olup da ben mesela çok yadırgadım. Nasıl küçük görebiliyorlar bunu? Davutoğlu'nun bir tweetini gördüm mesela, Ahmet Davutoğlu'nun. Şey diyor, yani emekli amiraller darbe yapamaz. Senin gibi alim birisi, okumuş birisi nasıl Türkiye tarihine de bakıp böyle bir şey söyleyebiliyor? Hani ben kendim bu kadar cahilim. Okumam da azdır bu konuda. Sen benden çok kat kat okumuşsundur yani. Nasıl bu kadar rahat söyleyebiliyorsun böyle bir şey olmaz diye? Üstelik o tecrübe şeyini de gördün yani, 15 Temmuz sürecinde sen yine AK Parti'nin içindeydin, dışarıda değildin. Yani böyle bir süreci gör, bu kadar tecrübe yaşa, ondan sonra emekli amirallerden zarar gelmez gibi falan bir düzlemde işin, ne diyeyim, savunusunu yap. Konuşmanı o zemine taşı. Bence çok yanlış. Ha şunu diyebilirsin, bu işi abartmayalım. Çok daha böyle hani topun ağzındayım gibi davranmayalım. Hikmetli hükümetle hareket edelim. Bunu desen ben de anlayacağım ama yani olayı niye küçültüyorsun ki? Bu işin küçültülecek bir tarafı var mı? Bence yok yani. Bu kadar şey görmüş bir ülkede. Hülasa arkadaşlar, çok da derin bir şeyler söyleyemedim. Yani zaten bildiğiniz şeyleri söyledim. Yüzeysel şeyler söyledim. Ama küçümsemeyelim. Kesinlikle en küçüğünü bile böyle şeylerin küçümsemeyelim. Biz bu mevzudan çok yara aldık. Hafıza taze, acılar taze. Yani bu bir yoklama olabilir. Ben bunu düşünüyorum mesela. Bir komplo teorisi olarak bunu. Yokladılar yani. Acaba halk nasıl tepki veriyor? 5-6 sene evvel çok sert bir direniş gösterdi ama belki ekonomi falan kötü gidiyor. Belki bu kadar üstüne gitmezler artık bu işin. Belki bir kıvama gelme olmuştur. Darbe şartları oluşmuştur belki. Bir şey yapalım. Kimin tarafında duracaklar? Terazinin hangi tarafı ağır basıyor? Acaba amirallerin tarafında bir ağır basma oldu mu? Gibi bir yoklama olabilir. Ben bu ihtimali de göz ardı etmiyorum. Ha tabii bunu devlet alaştıracak, bizim söyleyebileceğimiz bir şey değil. Bu bir komplo teorisi. Fakat boş vermemek lazım. Cenab-ı Hak bu ülkeyi bir daha 15 Temmuz gibi veya 60 darbesi gibi, 70 darbesi gibi hadiselerden muhafaza eylesin, 80 darbesi gibi.
Cenab-ı Hak irademizi başkalarının ellerine vermesin. Bizi yaratmış ki o irade bizde olsun, onunla seçimler yapalım diye. Bu iradeyi Cenab-ı Hak bizde muhafaza etsin, yaratıcısı olduğu gibi muhafaza edeni de o. Cenab-ı Hak hayrında, dininde, hakikatinde kullandırsın o iradeyi. Söyleyeceklerim bu kadar. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.